Hocam 23 Nisan temasına geçmek istiyorum. Tabii. 3 tane sesli, 1 tane de görüntülü sorumuz var. Bakalım şimdi duyabilecek misiniz? Geliyor. Hangisi İlk geliyor? sorumuz kimdendi? Muhammed Safa'dan geliyor. Muhammed Safa'dan gelen soruyu gönderiyorum arkadaşlar. Benim kadınca beniyle değişse ne olurdu? Sinirlerimiz botuz eklendiğinde dünyamızı kaç Arkadaş soruya bak. Beynimiz karınca beynini değiştirirse nasıl olurdu? Sinirlerimiz ucu eklenirse dünyayı kaç defa sarardı? soruları biz yazmadık. Evet, hiç dahlimiz Çocuklardan yok bu geldi. arada. Arkadaşlar yaradana sığınıp sormuşlar. Şimdi karınca beyniyle bizim beynimizde ise biz karınca da insan olurdu diyeceğim ama bizim beyin onun kafaya sığmazdı. Dolayısıyla kim neyin beynine sahipse bir kere öyle olur. İkinci sorunla ilgili de uzun süredir araştırmamıştım bu konuyu ve unutmuşum. Sen sorduğun için baktım Safacığım. İnsandaki bu beynimizden çıkan ve vücuda dağılan sinirleri uçuca eklersen dünyanın çevresini dolaşmıyor ama yaklaşık 60 kilometre kadar uzunluğa ulaşıyor. Çünkü bizim sinir, o sinir diye bahsettiklerimiz gözle görülebilir kalın kablolar. Ama bunlar da hiç fena değil. 60 kilometre bak bir insan vücudunda. Ama bütün o mikroskobik ince sinir dallarının hepsini ucuca eklersek, yani gözümüzle göremediğimiz, işte o zaman problem başlıyor. 90 bin kilometre. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. İki kere tur atarsanız 80 bin, bu ondan da fazla. 2 nokta bilmem kaç tur atıyormuş dünyanın etrafında. Sayende bunu da literatürden bir daha öğrenmiş oldum. Bu soru için teşekkür ediyorum. Kocaman selamlar ve öpücükler gönderiyorum sana. 23 Nisan kutlu olsun bu arada. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz kimdi? Ahmet. Ahmet geliyordu bakalım. İnsanları beyni mi kalbi mi yönetir? Ahmet'e bak. Ahmet ismi gibi soru sormuş. İnsanları beyni mi kalbi mi yönetir? Şimdi bu soru fiziksel, fizyolojik, yani Sinan amcanın alanına giren taraftan cevabı başka. Normal mesela sana bu meslek, benim gibi bu işte meslek olarak ilgilenmeyenler için cevabı başka. Bana sorarsan her şeyi beyin yönetir. Ama beni de normal hayatımda aslında kalbim yönetiyor. Ama kalp dediğim burada atan böyle işte o organ değil. Kalp dediğimiz şey biz duygularımızı ve hayal dünyamızı kastediyoruz aslında. Kalp bizi böyle duygularımızla kendisine doğru çeken ya da bir tarafa doğru iten, o duyguların falan hepsine verdiğimiz bir isim. Bunlar da beynimizde oluyor olmasına rağmen beynimizin akıllı kısmını bile aslında bu işte adına duygular dediğimiz, dürtüler dediğimiz falan kısım yönetiyor. O yüzden fiziksel olarak evet bizi beyin yönetiyor gibi olsa da biz genellikle kalbimizin dediğini yapıyoruz ve onun yönüne gidiyoruz. Yani B şıkkı biraz doğru gibi. Çünkü yani herkesin fizyolog olmadığı bir dünyadayız çok şükür. Ve insanların çoğu ben dahil olmak üzere kalbi tarafından yönetiliyor aslında. Ve üçüncü sorumuz. O kimdendi? Hocam o ismini söyleyecek bize. Kendini tanıtarak geliyor. Merhaba, ben Görkem İsmailoğlu. Size bir sorum olacaktı. Sorum şu: beynimizin %100'ünü kullanırsak neler olabilir? Evet, Görkem. Görkem İsmailoğlu. Sevgili Görkemciğim, öncelikle soru için çok teşekkür ediyoruz. Senin de 23 Nisan kutlu olsun. Beynimizin aslında %100'ünü kullanıyoruz. Biraz hayal kırıklığı yaratacağım ama o soruya cevap verirken. Şimdi bize hep diyorlar ki biz beynimizin çok azını kullanıyoruz. Daha çoğunu kullansak daha acayip şeyler olurdu diye. Beynimizin çalışmayan hiçbir yeri yok. Her yer tıkır tıkır çalışıyor. Fakat nasıl ki sen bir bilgisayarı açtığında bilgisayarın her tarafı çalışır biliyorsun. Monitörü çalışır, kablolarından elektrik geçer, fanı çalışır, neyse her şeyi normaldir ama sen o bilgisayarın mesela diskine sadece tek küçücük bir dosya kaydetmişsen eğer bilgisayarın daha yapabileceği, depolayabileceği onca bilgi alanını kullanmamış olursun. Bizim beynimiz de biraz böyle düğmeye basınca her yer çalışıyor. Yani düğmeye basınca derken mesela sabah uyandığında, daha doğrusu doğar doğar. Bütün sistem çalışıyor ama bir dakika. Neydi, soruyu unuttum ya. Burada Hocam, yorum geldi. o kadar alışmışsınız ki. Yoruma bakarken Beynim, off oldum şu an. evet, beynimizin %100'ünü kullansaydık. Aynen, tamam, yoruma gidip bir taraftan onu düşünüyorum. Bak, Ben beyninin %100'ünü kullansaydım bu olmazdı işte. Ya yorumları %100'ünü kullanıyorum da eğer kapasiteyi tam kullansaydım. Eğer bilgisayarın nasıl her tarafı çalışıyorsa açtığında ama küçücük bir dosya kullandığında onun kapasitesini tam kullanmıyorsan biz de maalesef, mesela ben de öyleyim muhtemelen. Sen de öylesin ama senin şansın daha yüksek. Beynimizin yapabileceklerini tam olarak yapmıyoruz. Yani onu biraz zorlamak gerekiyor. Biraz fazla doldurmak, biraz fazla öğrenmek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman beynimizin yapabileceklerinin sınırı yok. Gene %100 çalışacak ama %1500
farklı şeyler yapabilecek. Mesela Görkem bunu nasıl yapar eğer yapmak isterse? Şimdiden kafaya bir meseleyi taksın, üzerine düşünmeye başlasın. Birkaç sene sonra hepimize fark edecek mesela. Bir şeye kafayı takıp üzerine düşünürsek bir şekilde beyin onu çözer. Bir tane de çok ponçik görüntülü sorumuz var. Görüntülü sorun da tadı başka oluyor. Evet, sahneyi sevgili genç arkadaşımıza bırakıyoruz. Mesela birisi bize yardımına gelir ve biz onu unutmayıp arkadaşımızın evine gideriz. Ama bunu nasıl unutmuyoruz ve nasıl beynimize yerleştiriyoruz? Arkadaş ya, yerim ben bunu. Diyor ki bir arkadaşımıza gideceğiz deriz diyor. Ama diyor sonra diyor, unutmayız da gideriz diyor. Biz bunu nasıl diyor yerleştiririz beynimize? O kadar güzel bir soru ki aslında şu ya, beynimiz bilgiyi nasıl kaydediyor, soru bu. Ben de bu soruyu bugün Hazal bana gösterince lan düşündüm ya, bir çocuğa bunu anlatmak da zor şimdi. Yani aslında şöyle bir şey, anlatması zor. Erişkini anlatıyormuşsun gibi gözüküyor. Nöron diyorsun, bağlantı diyorsun, erişkin de anlamış gibi gidiyor. Ama halbuki erişkin de anlamıyor, sen de anlatmış olmuyorsun. Çünkü ne demek beyin bağlantı falan? Ya bilgisayar 1-0'la çalışır diye bir laf duyuyorsun. Sanıyorsun bilgisayarın nasıl çalıştığını anladın. Anladıysan bilgisayarı yapman lazım. Çok anlamıyoruz. Sadece malumat sahibi oluyoruz. Ben bu güzel soru sayesinde şöyle bir örnek buldum. Bir dakika. Müzik üzerinden anlatabileceğimi fark ettim. Bak mesela şimdi ben buradan bir ses çıkarsam. Bak. Bırt ediyor, gidiyor. Kısa kısa sesler. Peki şöyle bir şey yaptığında hep beraber dinleyelim. Bak, hala devam ediyor, duyuyor musun? Bir daha. Gidiyor. Mesela bu Ayşelere gideceğim demek. Şu ise akşam ödevim var onu yapacağım demek. Bu Ayşelere gideceğim. Aynen bak, bu teller titriyor ya. Bu teller titrerken böyle bir süre devam ediyor. Biz de aklımızda bir şeyleri tutmaya çalıştığımız zaman adeta zihnimizde böyle fiziksel teller yok ama daha farklı kimyasal, sinirsel teller böyle titreşiyorlar, öyle düşün. Ve o titreşim devam ettiği sürece biz işte o ne yapacaksak onu hatırlıyoruz. Ama zamanla ne oluyor mesela? Bak silindi, yavaş yavaş gitti ve hala aslında teller aynı teller, ses çıkarabilir ama bir şekilde enerji bitince o artık hatırlanmayan bir şeye dönüşüyor. Ama sen eğer bunu devamlı 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 enerjiyle beslersen, yani bir daha hatırlarsan, tekrar edersen, o zaman ne oluyor? Ömrün boyunca hiç unutamadığın bir şeye dönüşüyor. Sayende ilk defa sevgili küçük kardeşim, hafızanın nasıl depolandığına dair ben kendimin de çok açıkçası hoşuna giden bir örnek bulmuş oldum. Dolayısıyla bu çocukların sorularına bayılıyorum. Zaten daha önce bizim çocuk kamplarında genç arkadaşlarımızın sorularına cevap vereceğim diye bayağı bir kilo vermiştim. Ama en önemli akademik başarımın her zaman o olduğunu söylerim. Çünkü onların soruları gerçekten çok güzel şeyler düşündürüyor. Dört güzel kardeşimin de sorusu hakikaten bana çok farklı şeyler çağrıştırdı. Keşke şimdi eski günlerdeki gibi olsa 30-40 tanesini bir araya toplasak. Azal, hatırlıyorsun değil mi? İlk kampı hocam, onu vardı. Söyleyecektim. Araya girmeyeyim diye bekledim. Yok, hani yok. Gitarı aldınız ve anlatmaya çabaladınız ya orada. O sahne gözümün önüne geldi. Çocuklar etrafınıza halka olmuşlar. Ne güzel değil mi ya? Gitar ve beyinle anlamaya çalışıyorlar beyni ve ne kadar güzeldi. Ne kadar birlik haliydi ve keşif haliydi ve itiraf ediyorum, ebeveynlersiz çocuklarla biz çok eğlendik. Vallahi ben de çok eğlenmiştim gerçekten. O hani normal günlere dair en fazla özlediğim şeylerden bir tanesi bu. Hele hele ki bu bayramları bir şekilde işte şimdi kapalı kapılar altında böyle evlerimizde falan geçirmek durumunda kaldığımız şu günlerde kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Ama olsun, inşallah bu günleri geçirince daha güzel günlerde hep beraber olacağız. Ben yine de bütün küçük kardeşlerimin, tabii ki büyük kardeşlerimin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. Bak unutmayın, enteresan bir şey bu. Bizden başka çocuklara adanmış bayram olan ülke yok. Şu ülkedeki çocukların haline biraz daha dikkat edelim lütfen. Bayram boşuna yok yani, bu çocuklarla ilgili bir işimiz var. İşlerimizi savsaklamayalım lütfen. Eğitim, meğitim falan değil ayrıca bütün işimiz. Çocuklarla bizim başka işlerimiz var. Bak onlardan
Neler öğreniyoruz bu sayede? Hocam fıstığımızın adı Yağmur'muş. Hemen söyledim. Yağmur. Ben. Yağmur, seni kocaman öpüyoruz. Çok güzel bir soruydu. Vallahi bak, bize bir şey öğrettin soru sorarak. Çok bravo.